Bu bölümümüzde Watchdog zamanlayıcısı nasıl kullanılır onu göreceğiz. Daha önce zaman ile alakalı bir tane eğitim videom vardı. O videoyu izlerseniz iyi olur. Çünkü oradaki kodları tekrar kullanacağız. Zaman kesmesi videomda millis fonksiyonunu kullanmıştık. Oradan zamanı ölçmüştük. Bu çalışmamızda aynı şekilde Willis fonksiyonuyla zamanı ölçeceğiz. Birbirine yakın çalışmalar diyebiliriz. Watchdog zamanlayıcısı aslında kartımızda bir sorun olduğu zaman kartımızı yeniden başlatmaya yarıyor diyebiliriz. Örneğin kartımızdaki kodlar çalışırken bir yerde takıldı diyelim. Veya kartımızdaki kodlar sonsuz bir döngüye girdi diyelim. O zaman kartımız düzgün çalışmayacaktır. Bu durumda yeniden başlatmamız gerekebilir. İşte Watchdog zamanlayıcısı kodları sayesinde bunu otomatik olarak yapabiliyoruz. Eğer bu kodları yazmazsak kendimiz elle tekrar kartımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Sizler de çalışmalarınızda bu kodları kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden bu çalışmayı da bilmek gerekiyor. Şimdi yapacağımız çalışma için bir devre hazırlamayacağız. Deneyim kartımızın kablosunu bilgisayara takmamız yeterli olacak. O yüzden hemen kodlarımıza geçebiliriz. Burada bulunan kodları bulmak için örnekler kısmına geliyoruz. Daha sonra timer bölümünden şuradaki dosyayı açıyoruz. Kodlarımız da aynısı karşımıza geliyor. Tabii ben kendime göre düzenlemeler yaptım, açıklamaları değiştirdim. O yüzden bu kodlar üzerinden anlatacağım. Sadece açıklamalar değişmiş durumda. Diğer bütün kodlar aynı. Yani asıl çalışması gereken kodlar aynı. Siz kodları yüklediğiniz zaman aynı benim yaptığım çalışmayı yapmış olacaksınız. Öncelikle burada kütüphaneyi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra doku teknikleme zamanını buraya yazmamız gerekiyor. Bunu çalışmaya göre siz belirleyeceksiniz. Biraz sonra kodlarımızı burada detaylı bir şekilde anlatacağız. Burada loop bölümüne baktığımız zaman sadece bekleme süresi burada. Yani bir saniyede bir aslında bu kodlar çalışacaktır. O halde loop bölümünde bir sıkıntı olursa kodlar çalışmazsa yani bir saniyeyi geçerse o zaman kodların çalışmasında sıkıntı olduğunu anlıyoruz. O yüzden de 3 saniye olarak belirledik. O yüzden buraya 3000 yazdık. Siz başka bir çalışma hazırladığınız zaman buradaki bekleme süresini ölçmeniz gerekiyor. Zaten biraz sonra bekleme süresini şuradaki kodlarla öğreneceğiz, ekrana da yazacağız bakın. Burada döngü süresi demişiz. Biz şu an bu kodlarla 1000 sayısını görüyoruz. O yüzden de 3000 kabul ettik. Örneğin sizde o bekleme süresi 10000 ise Oraya 12.000 yazmanız yeterli olacaktır. Yani bu kodlarda değiştirmeniz gereken yer burası. Daha sonra timer adında boş bir zamanlayıcı oluşturuyoruz. Biraz sonra setup bölümünde zamanlayıcımızla alakalı bilgileri yazacağız. O yüzden boş bir zamanlayıcı oluşturuyoruz. Daha sonra bir tane fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyonumuz deney yap kartımızı yeniden başlatma fonksiyonu. Bu fonksiyonu çalıştırdığımız zaman deney yap kartımız yeniden kendine reset atıyor ve yeniden başlatıyor. Bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Daha sonra setup bölümüne geçiyoruz. Setup bölümünde seri port yolumuzu tanımlıyoruz. Daha sonra setup bölümü başladığı anda ekranda şu şekilde yazı olacaktır. Yani deneyap kartımız her resetlendiğinde bu yazıyı da aynı zamanda görmüş olacağız. Çünkü resetleme işleminde setup bölümü bir kez çalışıyor. Deneyap kartımızda resetleme işlemini gerçekleştirmek için deneyap kartımızın butonunu kullanacağız. Tetikleme işlemi yapacağız bununla. O yüzden GPK butonunun biçimini input olarak yani giriş olarak ayarladık. Daha sonra da timer oluşturmuştuk. Timer ile alakalı gerekli bilgileri burada belirtiyoruz. Tetikleme zamanıyla alakalı bir değişken oluşturmuştuk. Değerine 3000 demiştik. 3000'i 1000 ile çarpacağız. Bu da 3 milyonu verecek. Yani 3 saniyeye karşılık gelecek. Yani bu kodlarla timer'ı başlatmış oluyoruz. Her 3 saniyede bir denetleme yapacak. O yüzden watchdog kullanırken bu bilgileri zaten yazmak zorundayız. Şimdi loop bölümüne geçelim. Loop bölümü devreye girdiği zaman hemen seri port ekranında bu şekilde bir yazı karşımıza gelecek. Aslında bu yazıyı kullanmamıza gerek yok. Ancak çalışmamızın düzgün çalışıp çalışmadığını seri porttan bu şekilde denetleyebileceğiz. Her bir saniyede bir bu yazı çıkacak. Çünkü aşağıya doğru indiğimiz zaman while döngüsü zaten butona basma durumu. Butona basmadığımız durumda yukarıdan aşağı doğru kodlar okunacak. While döngüsü geçilecek. Burada bekleme süresi var. 1000 yazılmış. Yani bir saniye burada sabit olarak bekleyecek. Daha sonra yine aşağı inecek ve kodlar tekrar başa dönecek. Yani bu yazı her bir saniyede bir seri port ekranında gözükecek. Bir de en alt tarafta da teleport ekranında çıkması gereken yazılar var. Bunlar da her bir saniyede bir karşımıza gelecek. Yani seri baktığımız zaman loop içinde döngüde yazısı karşımıza gelecek. Daha sonra döngü süresi eşittir buradaki değişken karşımıza gelecek. Eğer kodlarda bir takılma olursa ya da başka türlü bir sonsuz döngüye girerse kodlarımız o zaman bir saniyede bir bu yazı çıkmayacaktır. İşte o zaman da devreye watchdog kodları girecek ve deney yap kartımızda tekrar yeniden başlayacak. İşte bu olayı yapmak için de şuradaki kodu kullanıyoruz. Bu kodu mutlaka yazmanız gerekiyor. Bu kod sayesinde oluşturmuş olduğumuz zamanlayıcı sıfırlanmış olacak. Sıfıra dönecek. Çünkü şuradaki kodlar sayesinde biz zamanlayıcı 0, 1, 2, 3 diye saydırıyoruz. Yani ileri doğru saydırıyoruz. Burada 0 aldığımız için her bir saniyede bir zamanlayıcı sıfırlanacak. Yani asla 3'e gelemeyecek. Yani şu şekilde yukarıdan aşağı doğru geliyoruz. Burada zamanlayıcı 0 yaptık. Val döngüsüne girmedik. Delay 1 oldu. Tekrar buralar okundu. Yukarı çıktık. Tekrar geri geldik. Ve tekrar zamanlayıcı sıfırlandı. Eğer burası devreye girmezse zamanlayıcı asla 0 olmayacak. O zaman en son burada 1'di. 2, 3, 4 diye ilerleyecek. Biz tabii ki tetikleme zamanını 3 saniye almıştık. 3'ü gördüğü an deney yap kartını direkt sıfırlanacak. O yüzden bu kod çok önemli. Bu kodu mutlaka yazmanız gerekiyor. Diğer kodları zaten yazmasanız da olur. Şunlar seri port ekranında zamanlayıcının kaç olduğunu görmemiz için burada ilave edilmiş. Şimdi bu ikisini detaylı görelim. Minis fonksiyonunda hemen buradaki ilk değeri alıyoruz. Şu anki zamanı alıyoruz ve bu değişkeni aktarıyoruz. Eğer butona basmazsak buradaki bekleme süresi devreye girecektir. 1 saniye ilerleyecektir. Minis tabii ki bu zamanda ilerliyor. Bekleme süresinden sonra minis fonksiyonuyla şimdiki zamanı tekrar ölçüyoruz. Ve önceki değişkenden hemen çıkartıyoruz. Aradaki zamanı ölçüyoruz. Tekrar aynı değişkene yazdırıyoruz. İşte bu bize geçen zamanı veriyor. Ve bunu seri port ekranında görebiliyoruz. Tabi şu an delay süresi 1000 olduğu için ekranımızda sürekli olarak 1000 sayısını göreceğiz. Ancak butona bastığımız zaman ya da basık tuttuğumuz zaman diyelim buradaki while döngüsünden çıkamıyoruz. Ekranımızda bu sefer de butona basıldı şeklinde sürekli yazı göreceğiz. Burada bir de 500 milisaniye bekleme süresi var. Eğer burada butona 2 saniye ve daha yukarısında basık tutarsak o zaman şu koda gelene kadar 3 saniye ve üstünde saniye olmuş olacak. O zaman hemen watchdog zamanlayıcımız devreye girecek ve kartımız yeniden başlayacak. İşte buradaki while döngüsünü Timer'ı tetiklemek için kullanıyoruz. Bu çalışmada Watchdog'a anlatmak için yapılmış bir kod diyebiliriz. Siz gerçekte farklı bir çalışma yaptığınız zaman şuradaki kodları kullanmanıza gerek yok. Daha şu kodu da kullanmanıza gerek yok. Sadece şu kodu yazmanız yeterli olacaktır. Önemli olan tetikleme zamanını düzgün yazmanız. Kodlarımızın çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz. Seri port ekranını açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi döngü süresi 1000 yazıyor. Her 1 saniyede bir ölçüm yapıyor. Şimdi butona basıyoruz. Evet 3 defa yazı çıktı. 2500 döngü süresi oldu. Eğer 3000 olsaydı tekrar sıfırlama yapacaktı. Evet reboot şeklinde yazdı. Sıfırladı. Butona basma olayı bu şekilde kartı sıfırlıyor. Yani kodları yeniden tekrar yazdırıyor diyebiliriz. Bakın setup konfigürasyon şeklinde yazıyı gördük. Setup bölümünün de çalışmış olduğunu gördük. Böylelikle kodlarımızda sıkıntı olduğu zaman bu kod sayesinde kartımızı yeniden başlatabiliyoruz. Watchdog zamanlayıcımızla ilgili çalışmamız da bu şekilde. Sizler de bu kodları kendi çalışmanıza uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.